Arkadaşlar sizinle 29. soruya devam ediyoruz. 29. soruda 29 ve 31 ile bağlantılı bir sorulardı arkadaşlar. 29'da parçanın sonuna düşünce akışı bir hangisi getirilemez dedi. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar günlük hayatın içinde dersin yenilmesi, öğrendiklerini günlük hayata uyarlamasıyla ilgili bir paragraftı. Şimdi öğretmenler öğrencilerin etkili bir rehberlik yapması önemlidir yargısını getirebilirim. Başarılı, çünkü bu yaklaşım ne şekilde başarılı olabilir? Öğretmenlerin öğrencilere etkili bir rehberlik yapmasıyla. Öğrencilere sunulan zengin öğrenme ortamlarını dizayn etmek gerekir. Yine öğretmenlere bir görev düşer. Öğrenciler becerilerini okul bilgileriyle ilişkilendirme, kültür ve alternatif yönlendirmelidir. Doğrudur arkadaşlar ki hayatın içinden parçalar sunabilirsin. Günlük hayattan hikayeler, gerçek olaylar ve teknolojik araçlar göstererek her birinin altında yatan teorik temeller öğrencilere kavratılmalıdır ki asıl istediğim şey de buydu zaten. Ancak öğrencinin öğreniminde kendi sorumluluğunu tutması ilkesinden hareket edilmelidir. Bu değil arkadaşlar, tam tersinden bahsediyorduk biz. Öğrenci odaklı olmaktan söz ediyoruz. O yüzden cevabım Denizli olacaktı. 30. soruda arkadaşlar parçanın bütününde hangisinden söz edilmektedir dedi. Kısaca biraz önce aslında ana fikri söyledik. Günlük yaşamla ilişkilendirilmiş bir yaklaşım eğitim ve öğretimde verimin arttırdığı düşüncesi verilmektedir. O yüzden cevabım Edirne olacaktı. 31. soruda arkadaşlar virgül doğru yerde kullanılmıştır dedi. Hatırlarsanız şarttakinden sonra ya da arkadaşlar zarf fiilindekinden sonra herhangi bir şekilde virgül koymam bu sebeple yanlıştı. 2'nin kullanımı doğrudur arkadaşlar. 3'e bakalım. Bakın hatayı gördüm mü? Gördüm. 4'te özneyi belirtmek için verdim. Dedesinin kendisine burada gereksizdi arkadaşlar. Gereksiz bir kullanımlık hiçbir şekilde yer yoktu burada. O sebeple 2 ile 4 virgülün doğru kullanıldığı alanlar olacaktı. 32 yine bir noktalama işareti arkadaşlar. Noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye sormuştu. Noktaların kullanımına baktığınızda arkadaşlar bütün nokta işaretlerinin kullanımı doğrudur. Tırnak işareti arkadaşlar kullanımı doğrudur. Yay ayraç kullanımı doğrudur. Kesme işareti de arkadaşlar kullanımı doğrudur. Tırnak aynı zamanda buradaydı. Bu da doğrudur arkadaşlar. İnternet adresi alıntıları verirken kullanırız. Ancak kütüphaneden sonra arkadaşlar burada noktalı virgül kullanmak yerine iki nokta belki daha doğru olacaktı. O yüzden cevabım noktalı virgülün kullanış yeri olacaktı arkadaşlar. Gelelim 33. soruya arkadaşlar. Yazar ilgili hangisine değinilmemiştir diye bir soru var. Sanatın özünde güzel bir dil, alışılmamış ve az işlenmiş konular, metinlerin de sağlam bir yapı ve kurgu düzeni olmasının yanında Haldun Taner'in kişisel kültürel birikimini yerli ve batı kültürü özümseyerek diye devam eden bir paragraf. Şimdi arkadaşlar yazarla ilgili olarak hangisine değinilmemiştir diye soru. Lütfen bunlara dikkat edin. Yoğun bir anlatımı olduğunu Haldun Taner'in evet değinilmişti. Sanatsal deneyime sahip olduğu evet. Şu dildir arkadaşlar şurada işaretleyelim yine. Tamam. Sanatı ve edebiyatın ikilerini gözeterek yazdığına ulaşır mıyım? Evet, ulaşırım. Kültürel birikim dedim. Edebiyat estetiğin gözeterek oluşturması dedi. Zaten benim için C buram buram burada gözüküyor. Gelelim E'ye. Bilinirliği fazla olmayan konularda kalem oynattı. Buna ulaşayım mı arkadaşlar? Evet. Ne dedi? Alışılmamış ve az işlenmiş konular. Benim için doğru. Ancak eşcinsel bir yaklaşımla hareket ettiği arkadaşlar böyle bir söylemde bulunmamıştı yazarla ilgili. O yüzden cevabım Denizli olacaktı. 34. soruya geldiğimizde arkadaşlar anlam bütününü sağlanabilmesi için numaralanmış yerlerin hangisini getirmelidir? Bunun için pencere kenarında ya da dış mekanlarda çekilen yemek fotoğrafları ışık açısından oldukça başarılı olur. Şimdi ne dedi arkadaşlar? Sosyal medyanın da etkisiyle popülerliği artan sofra fotoğrafçılığı yemek fotoğrafçılığı olarak da biliniyor. Amatör ya da profesyonel birçok kişi ya da yediği yemeklerin fotoğrafını çekip paylaşmayı tercih eder. Ancak daha iyi yemek fotoğrafları çekmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Yemek fotoğraflarında ilk dikkat edilmesi gereken ışığın ayarlanmasıdır. Yemeklerin ve sofrada bulunan ögelerin tüm ayrıntılarını fotoğrafta yansıtmak için doğru ışığa ihtiyaç vardır.
Bunun için pencere kenarında ya da dış mekanlarda çekilen yemek fotoğrafları ışık açısından oldukça başarılı olur. Işığın fotoğrafa doğal olarak düşmesi iyi bir etki yaratacaktır. Çünkü arkadaşlar doğal ışık dediğimiz nedir? Pencereden gelen ışık olacaktır. O sebeple zaten 5. cümleden önce gelmesi benim için mantıklıydı. Buradaki doğal ışık kelimesi de beni etkiler. Yemeklerin ardındaki 4. cümlenin bitişinde de hemen örnekleme ve açıklaması olduğu için yine uygun olacaktır. O yüzden cevabım Ceyhan olacaktı. 35. soruya gelelim arkadaşlar. Böğürtlenle ilgili aşağıda hangisine değinilmemiştir diye sorduğunda böğürtlenin arkadaşlar burada birçok çeşidi olduğundan bahsetmedi. O yüzden cevabım Adana olacaktı. Geniş bir coğrafyaya yetiştiğini bahsetti mi? Evet arkadaşlar bahsetti. Güneydoğu Anadolu bölgesinin dışındaki tüm bölgelerde yetişebilen bir bitki dedi. İsminin nereden geldiğini açıkladım arkadaşlar. Evet en çok bilinen adı böğürtlen. Halk dilinde böğürtlemek, az haşlanmak böyle de devam etti. Yani anlamına geliyor. Buradan geliyor arkadaşlar. İnsan sağlığı açısından faydalı olduğunu söyledi. Nerede görmüştük arkadaşlar bunu? Ha, sahip olduğu şifalı özellikleri nedeniyle binlerce yıldır kullanılabiliyor demesi benim için yeterlidir arkadaşlar. İnsanların çoğu tarafından bilindiğine evet, böğürtlen hemen hemen hepimizin kolayca tanıdığı bir bitkidir demiştik. Diğer şıkları da açıklamış olalım arkadaşlar. O sebeple cevabım Adana olacaktı. Gelelim 36. soruya. Altı çizili soru anlatılmak istenen aşağıda hangisidir demiş. Satış rakamlarının esiri oluveriyor. Altı çizili olan bu arkadaşlar. Şimdi satış rakamlarının esiri olabiliyor dedi. Salt çok sattığı için bir yapının etkisinde kalmak. Satış rakamlarının esiri oluyor. Yani arkadaşlar bir yapının etkisi içinde kalıyor. Onun esiri oluyor anlamını bana verecekti. O sebeple cevabı Ceyhan olacaktı 36'da. 37'de arkadaşlar bir öz eleştiriden söz edilebilir diye bir soru sormuştu parçada. Öz eleştiri nedir? Bir hatırlayalım. Kendi kendimizi eleştiririz. Şimdi geçmişle ilgili değerlerimize sahip çıkma gibi bir derdimiz olmadığından hız ve teknolojinin hükmünü sürdüğü modern hayatta sanatçının kullandığı bu teknikler, temalar ilgi görmemiş. Arkadaşlar sahip çıkma gibi bir derdimiz olmadığından bu benim için bir öz eleştiri sayılacaktır. Çünkü sahip çıkma gibi bir derdimiz olmuş. Yani sahip çıkmamız gerekirken çıkmamışız. Bu benim için bir eleştiri olacaktı parçanın bütününü okuduğumda. O sebeple 37. sorumun cevabı Adana. Gelelim 38'e. Numaralı cümleleri hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Birinci cümlede tanımsal nitelikler taşımaktadır. Evet, minyatürün tanımını yapmış arkadaşlar benim için doğrudur. Üçüncü cümlede karşılaştırmaya yer vermiş. Evet, günümüzde geleneksel Türk sanatları dallarında değerlenen minyatür bir sanat dalı olarak değerlendirilir. Bu işlere çok uğraşan az demiştim. Bir karşılaştırma yaptım. Bir başarısızlıktan söz ediliyor dedim. Dörtte hemen gelelim dörde. Aynı tekniği kullanıp kişisel çabada sanat çalışsalar da minyatürle yeni bir sonuç kazandıramamışlar. Yani başarılı olamamışlar dedim. Benim için doğrudur. Beşinci cümlede bir hayıflanma söz konusudur. Tekrardan ibret alan ve çıraklarla yürüyen atölyeler zamanla yeni tutmuş. Ne yazık ki dedim. Hayıflandım. Ancak arkadaşlar 7. cümlede herhangi bir öneri söz konusu değildi. Cevabım o sebeple Edirne olacaktı. Gelelim 39. soruya. Arkadaşlar hangisi yanlıştır demiş. 5. cümle arkadaşlar birleşik yapılı kurallı bir cümle değildi. Ama diğerlerine bakalım. 4. cümle öznesi ortak sıralı cümledir. Bu bilimlerin Doğu Batı'daki gelişmeleri izlenmiş. Bunlarla ilgili makaleler vermiş. Evet arkadaşlar. Öznesi ortak. Sıralı cümle diyeceğim. Üçüncü cümlenin yüklemi birden fazla tamlayanın bir tamlanana bağlandığı isim cümlesi midir? Sahibidir arkadaşlar. Bakıyorum estetik ve sosyal bilimlerin hemen her kolunda bilgi ve görüş sahibidir. İsim midir? Bakıyoruz. Evet yüklemi isimdir. Birden fazla. Evet ne sahibidir arkadaşlar? Estetik sahibi, sosyal bilimler sahibi de. Gelelim ikiye. Cümledeki sözlerin hepsi bir grup halinde yükleme oluşturur. Güçlü bir fikir adamı, güçlü bir romancı ve polemikçidir.
Doğrudur arkadaşlar. Hepsi birer yükleme oluşturur. Birinci cümlede zincirleme isim tamlaması bulunan bir isim cümlesidir. Doğru mudur arkadaşlar? Evet, doğrudur. O sebeple cevabım Edirne olacaktı. Son sorumuza gelelim arkadaşlar. Hangisi söylenemez demiştim. Bu paragrafla ilgili İstanbul'un sokaklarında yüzlerce yıllık tarihi her dönemi yansıtması diye devam ediyor. Kişisel değerlendirmeye yer vermiş midir? Evet, vermiştir arkadaşlar. Öznel cümleler bulunduruyordu. Söz sanatlarından yararlanmış mıydı? Evet arkadaşlar, yararlanmıştı. Doğrudur. Yinelemeler var mıydı? Evet vardı. İçinde bulabiliyordum. Yargı gerekçesi ilişkisi olan cümleler var mıydı? Evet. Zaten paragrafta bunu açıklıyordu arkadaşlar, vardı. Ancak fazla duyudan, birden fazla duyudan yararlanmış mıydı anlatımı yaparken? Hayır. O sebeple cevabı Bursa olacak diyeceğim arkadaşlar.